Çiftaş Merkezi'nden merhaba. Dell'in oyuncular için yüksek performans vaat ettiği Inspiron 15 7559 dizüstü bilgisayarı gerçekten de başarılı mı? Bu videomuzda bu dizüstü bilgisayarı mercek altına alacağız. Oyuncular için gerekli olan performans uzun zaman önce masaüstünden inip dizüstü bilgisayarlara gelmişti. Şimdi de bu düzlemle devam eden süreç hız kazanarak performans grafiğini üst sıralara taşıyor. Bu bağlamda elimizdeki Dell Inspiron 15 7559 dizüstü bilgisayardan bahsedeceğiz. Oyuncular için özel olarak geliştirilen Inspiron 15 7559 bunu tasarımıyla bir bakıma yansıttığı kadar teknik altyapısını da yansıtıyor. Elimizdeki Inspiron 15 7559'un incelemesine geçmeden önce dizüstü bilgisayarın birden farklı varyanta sahip olduğu bilgisini vermek gerekiyor. Gerek teknik kadrosu gerek ekran çözünürlüğü noktasında farklı seçeneklerle kullanıcılara çeşitli seçenekler sunan Dell detaylarından az sonra bahsedeceğimiz elimizdeki modelde 3300 TL civarında bir fiyat etiketiyle piyasada bulunabiliyor. Şimdi bilgisayara daha yakından bakalım. Bakalım detaylarını bizlere neler sunuyor. Önce sözü tasarımla başlayalım. Inspiron 15 7559 oyunculara özel olarak geliştirildiğini tasarımıyla hafif de olsa hissettiren bir model. Kırmızı renkli çizgileri, laptopun sırtındaki Dell logosu, çevresinde iç yüzünde ise yine hoparlör ve touchpad bölgesinde yine bu kırmızı noktaları, kırmızı çizgileri görüyoruz. Ayrıca bilgisayarın altındaki kavuşuk ayaklarda yine kırmızı renkle özelleştirilmiş. Bunun dışında düz siyah renkli bir gövdeye sahip olan bilgisayar 15.6 inç büyüklüğünde bir ekranı taşıyor. Bu da onun boyut ve ağırlık olarak sürekli el altında bulundurulmayacak dizüstü bilgisayarlar arasında sokuyor açıkçası. 25 mm'lik kalınlığıyla çok kalın durmasa da kasa yapısıyla elbette geniş olan laptop ağırlığıyla da 2.5 kg civarında bir kütleye sahip. Onun yanında bataryasını da eklerseniz bu ağırlık 3.1 kg'a kadar çıkabiliyor. Inspiron 15 7559'un klavyesinde tam boyutu bir tuş takımına yer verilmiş. Yani laptop bize numarik tuş takımını da klavye seti üzerinde sunuyor. Daha fazla tuş, daha fazla kullanılabilirlik demek elbette. Klavyenin yazım yeteneği de iyi seviyede ancak tuş takımının plastik malzemesi bazı kullanıcılar tarafından ucuz bulunabilir. Zira dokusu elde iyi bir his bırakmıyor. Dizüstü bilgisayarın ses sisteminde yalnızca hoparlörler bulunmuyor. Buna bir de subwoofer eşlik ediyor. Böylece oyun, müzik ve video noktalarında yani kısaca multimedya deneyimine daha fazla içerik sağlamak adına bir sistem hazırlanmış. Hazır yeri gelmişken performansından da bahsedelim hoparlörlerin. Yaptığımız denemelerde ses konusunda genel hatlarıyla memnun kaldık. Buradaki kriterimiz elbette daha önce incelediğimiz ve subwoofer desteği olmayan yüksek konfigürasyonlu dizüstü bilgisayarlar oldu. Pek çoğuna göre iyi ses performansı verdiğini söyleyebilir ve buna yüksek ses çıkış noktasında laptopun iyi destek verdiğini ekleyebiliriz. Fakat sesin çok büyüleyici olmadığını söylemek gerek elbette. Vokaller iyi fakat açıkçası basslarda cılız kalıyor. Öte yandan detay zenginliğinde çok fazla alamıyorsunuz. Laptopun çevre bağlantılarına bakacak olursak 3 adet USB 3.0 portu, bir SD kart yuvası, HDMI noktası ve Ethernet portu bulunduğunu görüyoruz. Bunun yanında cihaz elbette Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 4.0 desteği de sunuyor. Adım adım gidecek olursak ekranın performansından ilk olarak başlayabiliriz. Performansına açıkçası memnun kaldık. Eşit ışıklı olan ekran farklı açılardan bakıldığında detay kaybı yaşatmıyor. 233 kandelalık ekran elbette en iyi aydınlatmayı bize sunmuyor. Fakat rakiplerinden çok da fark yaratmıyor. Ekranın 141 dpi piksel yoğunluğuna sahip olduğu bilgisini de verelim. Teknik kadroya gelecek olursak eğer Inspiron 15 7559'da HP'nin daha önce incelediğimiz Pavilion Gaming modelinde yer alan kadroyu görüyoruz diyebiliriz. 6. nesil Intel işlemciyle donatılan laptop bize 4 çekirdekli ve 2.60 GHz frekansa çalışan bir güç sunuyor. Frekans aralığı 3.5 GHz'e de yükselebiliyor. 8 GB RAM'in yanında yine 1 TB gibi geniş bir depolama alanında yer aldığı laptop bu sayede oyuncuların geniş depolama alanı beklentisini karşılıyor. Ancak öte yandan SSD hızını kaçırıyor diyebiliriz. Çünkü diski uyguladığımız Crystal Disk Mark sonucuna göre ancak 105 MB bölü saniye yani saniyede 105 MB okuyan ve yine saniyede 86 MB'da yazan bir diske sahip olduğunu gördük. Inspiron 15 7559 bir oyuncu bilgisayarı olduğuna göre grafik biriminde entegreden daha fazlası yer alması gerekiyor.
Halihazırda Intel HD Graphics 530 grafik birimini bulunduran laptopta 4 GB kapasitesinde Nvidia GeForce GTX 960M grafik işlemci de yer alıyor. Bu sayede oyunlarda iyi performans yakalayabilen laptop performansıyla da daha önce incelediğimiz HP Pavilion Gaming'den daha iyi bir izlenim bıraktı bizde. Özellikle 3D Mark CloudGate testinden 16.873 puan toplayan bilgisayar bu skorla 13.978 puan alan HP Pavilion Gaming'i geride bırakmayı başarıyor. Öte yandan PC Market'te de 4.330 puan toplayan laptop burada da 2.869 puan alan Pavilion Gaming'i yine geride bırakıyor. Şimdi sizlerle Inspiron 15 7559 ile aldığımız test sonuçlarını bir arada paylaşalım. Son olarak bilgisayarın pil performansıyla da gayet başarılı bir model olduğunu söyleyelim. Yaptığımız teste göre ofis kullanımında 12 saat 45 dakika gibi bir pil performansı sergilen laptop video testimizde ise 8 saat 37 dakikalık bir sonuç aldı. Bunu da söyledikten sonra artık sonuç bölümüne geçebiliriz. Inspiron 15 7559 genel hatlarıyla başarılı bir laptop, özellikle performans noktasında dizüstü bilgisayar platformunda oyuncuların beklediği performans sunabilecek olan Inspiron 15 7559 fiyatıyla da makul ölçülerde. 3300 TL civarında bir fiyata bulunabilecek olan laptop yakında incelenmeyi hak ediyor. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.